Elif Hanım affedersiniz. Söyle Dila. Emniyetten geldiler de odanızı aldım. Neden gelmişler? Bilmiyorum Zerrin Hanım. Ben bakarım anneciğim, merak etme. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Ne alırsınız? Buyurun oturun lütfen. Yok sağ olun, biz oturmayalım. Bu satılan elmasla ilgili mi geldiniz? Buldunuz mu adamı? Yok maalesef onun için gelmedik. Ne oldu? Elif Hanım. Babanız öldürüldükten sonra kız kardeşinizle kaçırılınca akılda bazı soru işaretleri doğdu. O yüzden soruşturmaya devam ediyoruz. Yani cinayet davasıyla ilgili sizi ve ailenizi emniyete götürmeye geldik. O geceyle ilgili herkesi sorguya çektiniz. Eksik ifade olduğu nereden çıktı? Bakın bana bunu söylemek zorundasınız. Bak bunu söylemek zor. Ama aileden biri yalan söylüyor. Kim? Elif Hanım. Sizinle bir muhabbetimiz oldu. Kız kardeşinizi beraber kurtardık ama velakin bu konuda herkesin ifadesini almadan size bilgi veremeyiz. Anlıyorum. Anlıyorum. Ben ailemle konuşurum o zaman. Tamam. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Elif, biz resmi görevde olduğumuz için sana bir şey söyleyemeyiz. Ama Ömer sana her şeyi anlatabilir. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Cinayet gecesiyle ilgili yeniden ifademizi almak istiyorlar. Neden icap etmiş? O akşam ifademizi almışlardı. Aramızdan birinin yanlış ifade verdiğini düşünüyorlar. Bir yere gitmiyorum. Ben o gece söylemem gerekeni söyledim. Ya biz babamızı kaybettik, kardeşimiz kaçıldı. Niye hala bizimle uğraşıyor bu adamlar? Aslı gerçekten yeter. Sabahtan beri bağırıp çağırıyorsun. Sakin olun lütfen. Ama ben senin o küçük hakkından geçenleri biliyorum. Sen beni hapse tıktırmak istiyorsun. Abla nasıl böyle bir şey düşünürsün? Ben seni çok iyi tanıyorum. Şirketi mahvettin, şimdi de benim hayatımı mahvetmek istiyorsun sen. Sen benden nefret ediyorsun, kıskanıyorsun beni. Şişt, bırak! Ama şunu bil, ben emniyete gitmeyeceğim. Bunu o küçük kafana sok! Bırak! Karını yalnız bırakma, çabuk hadi ben de gelirim. Anneciğim Aslı'nın... yaşadıklarımızı ikimiz de biliyoruz. Şimdi bu tavrı korkmam gerekiyor mu? Aslı'nın söylediği hiçbir şeyi ciddiye almamak lazım. Polisin de senin gibi düşünme ihtimali yüksek. O yüzden ne yap et engelle bunu. Bunca zaman Aslı'nın hastalığını sakladık. Bundan sonra da öyle olacak. Bu halimize şahit olmalarına izin veremeyiz. Anneciğim ben ne yapabilirim ki? Ya sonuçta bu emniyetin kararı, elimden bir şey gelmez. Ömer'le konuş. Halletsin. Madem o da onlardanmış. Polismiş. Yardıma dokunur. Sen bunu nereden biliyorsun? Nilüfer söyledi.
kimse bana 10 kere ifade verdirtemez. Aslıcığım, sıkma canını ne olur, yeter artık. Sırtım der, sırtım der. Hayatım, bak bugün ilacını içmemişsin. Hadi iç bakalım. Bana hasta muamelesi yapma. Ben ne zaman ilacımı alacağımı bilirim. Hayatım, ben senin iyiliğini istiyorum. Derdim seni üzmek değil. Bak, ben sana yardımcı olmak istiyorum. Ama izin vermiyorsun bana. Hadi anlat bakayım, ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Polis lafını duyduğundan gerildin Aslı. Bak hala kötüsün. Aslıcığım, hayatım, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Bak ben senin kocanım. Hadi anlat bana. Aslı! Gitmeyeyim ben Taner.